Dekatlonumuzun ikinci kısmı, ikinci grubunda sevgili grup 2'liyiz. Grup 2'nin bir ismi var mı bilmiyorum ama grup 2 grubu şeyindeyiz, sunumundayız. Nalan bize sunumunu yapacak. Nalan birazdan zaten takım üyelerini de size tanıtmış olur. Nalan'a şimdiden başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Mikrofonu da kapattım. Merhabalar herkese, ben Nalan. Bugün size Hackathon Find mobil uygulaması hakkında sunum yapacağım. Hackathon Find, Hackathon tarzı yarışmalara katılmak isteyen ama takım arkadaşı bulamayan ya da yarışma sırasında eşleşeceği kişilerle anlaşıp anlaşamayacak konusunda endişe duyan kişilerin endişesini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir mobil uygulama. Burada bizim uygulama yapmaya başlamadan önce karşılaştığımız problemler ise şunlardır. Yarışmaya katılmak isteyen kişiler takım arkadaşı bulamadıkları için yarışmalara katılamıyorlar. Ya da hackathon'dan önce takım arkadaşını pek tanımadığı için yarışma sırasında sorunlar çıkıyor ve hackathon'ları yani grupları dağılıyor ve hackathon ortaya yani bir sonuç ortaya çıkartamıyorlar. Bizim sunduğumuz çözüm ise şöyle. Hackathon'a katılan kişilerle gruplar oluşturuyoruz ve o gruplarda kişiler chat özelliğiyle tanışıp yarışmadan önce motive oluyorlar, birbirlerini tanıyorlar ve daha iyi bir şekilde yarışmaya başlıyorlar. Uygulamamızın çalışması ise şöyle, uygulamayı indirip kayıt olduktan sonra ekranda gördüğünüz hackathon listesi karşımıza çıkıyor. Bu hackathon listesinde her bir hackathon detaylı bir şekilde bilgilerine erişebiliyor. Eğer isterse istediği hackathon'a katılabiliyor, açık olan hackathon'lara katılabiliyor ve biz de takım oluşturuyoruz o hackathon için, takımlar oluşturuyoruz ve bu takımlarda da arkadaşlarıyla tanışıp bu şekilde yarışmaya hazır bir şekilde başlıyorlar. Daha bir de ekstra olarak da organizasyon ekibinde ise eğer hackathon organizasyon ekibindeysen yeni hackathon ekleyebiliyorsun. Yani şu anda buna herkes ekleme yapabiliyor ama ileride bu değişecek. Hani kısıtlanacak bu durum. Gelir modelimiz ise hackathon ekleyebilmesi için kullanıcının organizasyon hesabının olması gerekiyor ve bu hesapta ücretli belli bir ücreti olacak. Ve sosyal medya kanallarımızda topluluklarla işbirliği yapacağız. Gerekirse duyurmak için hackathon'u duyurmak için daha yani kaliteli insanları duyurmaya çalışacağız bu şekilde gelir modeliyle. Kullandığımız teknolojiler ise zaten uygulamamızı Dart dili ve Dart dilini kullanarak Flutter'la yazdık. Backend'de Node.js kullandık. Authentication için ise Firebase. Heroku ve MongoDB'li de deploy işlemlerini gerçekleştirdik. Tasarım için ise Adobe XD'yi kullandık. GitHub'ı da proje deposu olarak kullandık. Buraya 160 commit ve 27 branch açtık. Ayrıca proje yönetimi için ise Kanban metodolojisini kullandık. Gelecek planımız ise şöyle. Harita özelliğiyle güncel hackathonların konumuna kolayca erişebilmeyi sağlamak. Yapay zeka ile daha doğru takımlar oluşturabilmek. Ve takım arkadaşları hakkında fikir sahibi olabilmek için onun hakkında yapılan yorumlara erişebilmek ya da onun hakkında yani kişiler hakkında yorumlar yapabilmek. Ekibimiz ise bu şekilde 6 kişiden oluşmaktayız. Fatih, Furkan, Muhammed Burak, Samet, Yusuf ve ben. Şimdi size Adobe XD'de yaptığım tasarımları göstereceğim. Bu şekilde yaptık. Şimdi de emülatörden sunumunu yapacağım. Uygulamayı indirdim. Giriş yaptığımda karşıma uygulama hakkında tanıtım yazıları çıkıyor. Burada ise kayıt olmasan eğer kayıt olabiliyorsun bu şekilde. Eğer yani şu an zaman kaybetmemek için ben kayıt olmayacağım. Öncesinde oluşturduğum hesabıma giriş yapacağım. Hocam sizin hesabınızı açmıştım. Giriş yapınca uygulamanın karşımıza bu şekilde hackathon listeleri çıkıyor. Girdiğimizde daha detaylı işte açıklama kısmı bu şekilde yani eklenebiliyor yani oluyor.
söyleyeyim. Açık olan ve kapalı olan uygulama şeyleri, hackathonları görebiliyorsun. Kapalı olduğunda uygulamaya kontenjan dolu doldu diye şey giremiyorsun. Daha sonra şöyle şey light ve dark modumuz var. Dark bu şekilde. Diller de aynı şekilde değiştirilebiliyor. İstediğini kullanabiliyorsun. Ben şimdi light kullanmaya devam edeceğim. Profil sayfamızda da bu şekilde katıldığın şeyler gözükmesi gerekiyor. Orayı şey yapamadık tam olarak. Şöyle ki join'a tıkladığında oraya gitmesi gerekiyor. Şey katıldığı kendi sayfasına gitmesi gerekecek. Şimdi ben boş olan bir hackathon'a katıldım. Ve chat kısmında da bu şekilde gözüküyor. Yazdığımda ise direkt zaten mesaj iletiliyor. Arkadaşlar şu anda yazıyorlar aynı anda. Bu şekilde gruptaki diğer kişiler de mesaj atabiliyor. Tabii buranın daha da geliştirilmesi gerekiyor. Ek olarak da buradan hackathon eklem yapabiliyorsun. Şöyle izin vereyim. Açıklamasını. Katılıyorum, submitliyorum. Hackathon eklendi diyor. Geri gittiğimde direkt ana sayfaya düşmüş oluyor. Bu şekilde. Süper. Arkadaşlar elinize kolunuza emeğinize sağlık. Sanırım bitti değil mi Danla hala? Aynen bitti. Evet evet bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Süpersiniz gerçekten. Gayet iyi bir sunum. Gayet iyi bir teknoloji stack kullanımı. Anladığım kadarıyla belki siz kendiniz yazdınız. Orada Node.js'le değil mi? Yanlış görmedim. Aynen, evet. Node.js kullandım. Süper. Flutter tarafında da on-page vs'lerle baktığında authentication için herhangi bir paket kullanmadınız. Kendiniz yine REST olarak bunları yaptınız hepsini. Authentication'da Firebase kullandık. Ha, Firebase'i kullandınız. Evet. Okey. Okay. Şu ana sayfana bir gelir misin bakayım bir saniye? Emülatörde. Şimdi ana sayfamıza geldiğimizde buradan açık olanlara katılabiliyor. Açık olanlara katılınca hangi gruba atıyor beni? Yani bastığımda random bir gruba mı atıyor mesela? Nasıl bir eşleşme? Evet, o şey random. Ha. Yani 5 kişi artık o arkada şey oluyor. Ha, siz onu eşleştirme yapıyorsunuz. Tamam. O eşleştirme. Yani şu an random olacak evet. Ama ileride bunu daha şey yapacağız yani. Yani daha doğru eşleştirmeler olacak. Ha, o eşleştirmede tabii katılan kişinin ne bileyim belki lokasyonu, belki adı, işte belki bir sürü birkaç datasını da alıp ya da belki öncesinden yazdığı stack'ler de belirlenip ona göre create edilebilir değil mi? Yani daha böyle. Aynen. Kayıt sırasında şey daha da fazla bilgi alıp hani neler bildiğini, yaptığını hani her türlü bilgiyi alacağız yani ilk başta. Ona göre zaten olacak yani sonrasında. Anladım, anladım. Gayet süper, süper. Benim başka bir sorum yok. Eğer chatten arkadaşlarımın sorusu varsa onu da alabiliriz. Ama onun dışında elinize emeğinize sağlık. Ben gayet bu epide oldukça iyi sevdim. Hoşuma gitti yani. Hani özellikle hackathon fikri gayet yine ihtiyaç aslında. Çünkü genelde hackathonlara şey gidiyor. Evet, belli bir grup insanlar hep belli bir arkadaşlık olması gerekiyor. Yine mesela tek başına gitmek istediğinde gidemiyorsun. Muhakkak bu tarz bir app üzerinden hiç tanımadığım bir 5 kişiyle ben bir yarışmaya gidip yarışmak isterim. Güzel bir challenge olurdu en azından. O arkadaşları da tanımış olurdum. O bakımdan ben okeyim. Yani ben sorularımı sordum. Hocam bazı hackathonlar zaten şey oluyor hani
tek başvuru yapıyorsun. Hani kendisi hani organizasyon evet. ekibi hani şey yapıyor hani evet. gruplara dağıttığı için hani nasıl kişilerle karşılaşacağını hiç bilmiyorsun. Evet. O yüzden biz, saçma olabiliyor bazen. Evet, öyle bir keresinde yine şey olmuştu. Yine öyle random kurulan bir grupta iki tane product PO arkadaşı aynı şeye vermiş. İş analist arkadaşı. Biz kod nasıl yazacağız diyorlardı otomatik olarak. Orada öyle sıkıntılar yaşamıştık. Ben de gördüm gözümle. Onun dışında gayet güzel. Sorumuz ol kalmadığını düşünerek tekrardan elinize emeğinize sağlık diyorum arkadaşlar. Bütün grup arkadaşlarının herkes kadar siz de evet. aktif çalışıldı ben gördüm. Yine bu grupta sabahlara kadar gerçekten emeğinize sağlık. Gayet güzel bir iş oldu. Ben GitHub'ınızı merak ediyorum. GitHub'ınızı açar mısınız? Demin Tuğba gösterdiğin için güzel oldu. README ya da oralara dikkat ettiniz mi onu merak ettim. Şöyle. Gel bakalım aşağı doğru. Burada Node.js kısmı var. Direkt güzel. Şeye giriyorum. Bu ritmi şey yapamadık hocam, düzenleyemedik yani. Okay. Bunu da düzenlersiniz devamında. Çünkü bunu evet. paylaşacağız. Yani sizin kodları insanlar bakmak isteyebilirler. Onun evet. dışında her şey okey, süper. Tamam. Teşekkürler Nalan. Başta sana, sonra diğer bütün grup arkadaşlarından teşekkürler. Sunum için de ben de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarına çok iyi çalışma gerçekleştirdiğinizi düşünüyorum.